18. TÜBİTAK Ortaokulu öğrencileri araştırma projeleri yarışması, Malatya Bölge Sergisi ve ödül töreni düzenlendi. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Malatya Bölge Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleşti. Araştırma Proje Yarışmaları Malatya Bölge Sergisi ve Ödül Töreni, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projeleri kurulan standlarda sergilendi. Bu yıl Elazığ'da yapılıyor. Bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Elazığ'da çevre illerimizi misafir ediyoruz. Ben de felsefe öğretmeniyim. Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nde felsefe öğretmenliği yapıyorum. Mardin Kızılhabey Yolaltı Ortaokulu'ndan geldim. Burada iyileştirirken öldüren adlı projemi tanıtmak için Elazığ'a geldim. Projemin ham maddesi olarak salisilik asit kullandım. Salisilik asidi ise söğüt ağacının yapraklarından elde ettim. Söğüt ağacının yapraklarının özüsünü çıkararak salisilik asidi elde ettim. Ve elde ettiğim karışımı bitkiler üzerinde bir deney olarak kullanmaya başladım. Salisilik asit bitkilerde hem büyüme hem de canlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Projemizin adı çörek hastaları için besleyici glutensiz araf hormuzlu ekmek yapımının araştırılması. Çörek hastalığı tüm dünyada en sık görülen kronik ve otoimmün bir hastalık olması nedeniyle küresel bir sağlık sorunu olarak ele alınıyor. Biz de bu hastalık için gluten içermeyen ve raf hormonunu uzatan ekmekler yaptık. TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Sağlam proje hakkında bilgiler verdi. TÜBİTAK tarafından bu yıl 18.si düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finali için bu hafta Elazığ'dayız. 22-25 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak bu finallerde bölgemizden 8 ilden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, danışman öğretmenleri burada yer alacaklar. 2000'in üzerinde projeyle başlayan sürecimiz 100 projeyle tamamlanmış durumda ve bu 3 gün boyunca bu 100 projemiz jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve bölge finalinin dereceye giren projelerini belirleyeceğiz. Bölge kapsamında Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Urfa'dan öğrencilerimiz, ortaokul öğrencilerimiz projeleriyle, çeşitli alanlardaki projeleriyle burada bizimle birlikteler. 3 gün boyunca öğrencilerimiz bu sergi alanında projelerini bütün katılımcılara sunacaklar. Aynı zamanda jüri üyeleri tarafından projeleri ayrı ayrı değerlendirilecek.